Yayınıma hoş geldiniz. Evet, son günlerde bir Su-25 aldı başını gidiyor. Bu haberlerle evet gündem çalkalanıyor. Türkiye Su-25 alıyor mu? Bu ziyaret neden yapıldı TUSAŞ'tan Gürcistan'a? Bir de Su-25'i tanıyor muyuz? Gelin bu sorulara cevabı bu yayında bulalım. Bu yayına beğen atmayı unutmayın. Şimdi yayınımıza geçiyoruz. Suhoy Tasarım Fabrikası tarafından tasarlanmış Su-25 tek kişilik mürettebatlı çift motorlu yakın hava destek uçağıdır. Amerika'daki müdahili ise Timberland A-10'dur. O da tank avcısıdır Su-25 gibi. Şimdi Rusya bu Su-25'i neden üretmeye kalktı? Ve Rusya bundan ne zaman faydalanmaya başladı? Tabii ki buna bir cevap bulalım şimdi. Rusya 1975'te bunun için Ar-Ge çalışmalarına ve miladına başladı. 1981 yılında prototipi üretilen bu uçak ilk olarak Afganistan Savaşı'nda kullanılmaya başlandı. Bu görüntüde gördüğünüz uçak işte Afganistan Savaşı'nda ilk olarak sahaya sürülen Su-25'lerden. Özellikle pilot koktipi titanyumla o kadar güçlendirildi ki uçak savarlarla yapılan atışlardan etkilenmiyordu. Afganistan'daki savaşın ilk yıllarında harika işler çıkarmaya başlamışlardı. Rusya baktı ki sahadan iyi sonuçlar geliyor. Su-25'lerden üretme kararı aldı ve seri üretime geçildi. Tam da burada Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. CIA Afganistan'a giderek binlerce, on binlerce Stinger füzesini Afganlara verdi ve onlara kullanmayı öğretti. Eğitimler verdi. Bunun sonucunda Su-25'ler Stinger'lerle sos vermeye başladı. Ve 70 civarı uçak Afganistan'da kaybedildi. Ve kayıplar gitgide de artıyordu. Tank avcısı olarak üretilen bu silah, Afganistan'daki bu uçak, Afganistan'daki dağlık ve sarp arazilerde tabii ki zorluğu yaşatıyordu Su-25'e. Özellikle Stinger'leri dağdaki yamaçlarda kendine korunaklı alan gören Afganlılar, ellerindeki Stinger'lerle uçakları bu aradaki bölgelerden kolaylıkla avlıyorlardı. Medyada da bunun gibi görüntülere ararsanız çok rastlarsınız. Su-25'ler için tehlike çanları çalıyordu. Su-25'ler sadece Rusya'nın Afganistan'a müdahalesinde değil, İran-Irak savaşında sıkça kullanıldı. Birçok Iraklı pilot Su-25'lerle İran'a sığındı. Birçoğu da uçakta düşürülerek öldürüldü. Ayrıca bu uçaklar Gürcistan-Abhazya çatışmalarında da Gürcistan Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldı. Rusya'da Gürcistan'la savaşırken Su-25'ler aktif olarak sahada kullanılan uçaklar oldu. Şimdi bu uçaklar nasıldır? Bu uçakların özellikleri nedir? Sahadaki kullanım ve şartları nelerdir? Onlara bakalım. Bu uçağın uzunluğu 15.52 metre. Kanat açıklığı ise 14.36 metre. Uzunluğu ise 4.8 metre değerli izleyenler. Boş ağırlığı 9.800 kilogram. Yüklü ağırlığı ise 19.800 kilogram. Şimdi Su-25'lerde çift motor var. Birisi Soyuz Tomanski motoru. Diğeri de R-195 turbojet motor değerli izleyenler. Normal menzili bu uçakların Su-25'in 1000 kilometre, muharebe yani savaş için bu yaptıkları menzil de 750 kilometre. Seyir irtifası ise 7000 metre. Yani 21.000 feet. Saniyede 58 metre bir tırmanışa sahip. Su-25'ler Phasatron radarı kullandılar. Görüntüdeki bu
Evet, radar, Pazatron radarı. Şimdi Su-25'in yerini arkadaşlar Su-39'a bırakmaya başladı. Artık gelişim ve evrim geçiren Su-25'ler Su-39'a evrildiler. Şimdi sizlere Su-25 kullanan ülkeleri söylüyorum. Hani Türkiye alacak diyorlar ve Türkiye'nin bu silahla ilgilendiğini, bu uçakla ilgilendiğini söylüyorlar. Şimdi ülkeleri sayalım isterseniz. Angola, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çad, Kongo, Ekvator, Ermenistan, Etiyopya, Gambiya, Gürcistan, Ukrayna, Irak, Kazakistan, Kuzey Kore, Özbekistan, Peru, Rusya, Sudan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Gördüğünüz gibi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra oluşan devletler genellikle çoğu, birçok Afrika ülkesi ve Rusya'nın müttefiki Kuzey Kore gibi ülkeler şu anda bundan faydalanan ve istifade eden ülkeler. 2007 yılından itibaren artık uçaklar Su-24 ve Su-34 olarak sahada olmaya başladılar. Artık bu uçaklar literatürde Rusya'nın yeni nesil uçağı dönüşteki zırhlı uçaklarıydı. Avcı ve bombardıman uçaklarıydı. Su-25 özellikle tanklara karşı yakın hava desteğiyle öne çıkan bir uçak. Şimdi gel gelelim bu ziyaret neden yapıldı? Bu ziyaretin neden yapıldığını anlatmak için kısa bir şey izah etmek istiyorum. Türkiye hali hazırda karadaki tanklar ve zırhlı araçlar için mükemmel SİHA'lar üretmiş durumda. Yani bunun örneğini Libya'da, Suriye'de ve Karabağ'da gördük aslında. Ama belirtmek istediğim bir husus daha var. Türkiye bunun yanında Hürkuş jet, insansız jet ve bunun yanında birçok kargo gibi kamikaze İHA'lar da üretmiş bulunuyor. Türkiye maliyeti minimize ederek ve yerli imkanlarla ürettiği bu kapasitedeki bu araçlarla zaten yerleşik zırhların ve tankların kabusu. Hava savunma sistemleriyle de kolay tespit edilemiyorlar. Şimdi bu gibi imkanlar varken Türkiye daha düne kadar F-35'i alacak ligde, yani bu F-35'in üretim bandındaki ana tedarikçi ve üreticilerden olması evet itibariyle böyle bir konseptteyken neden Su-25 alsın? İşte yapılan ziyareti ve anlamını şimdi açıklarsam daha önceki açıklamalarım bu son yaptığım açıklamayı da perçinleyecektir. Milli muharebe uçağımız TFX. Evet, görüntülerdeki TFX'in üretim çalışmaları başladı. İlk parçası da üretildi TFX'in. Şimdi bu kadar önemli konuda ana üretici olan TUSAŞ'ın, TAİ'nin özellikle TFX'in üretiminde şu anda ilişkilerimizin iyi olduğu, birçok alanda işbirliğine gittiğimiz yakın komşumuz Gürcistan'la oradaki Suhoi firmasının hala üretimde bulunması ve yeni siparişlere üretim yapması nedeniyle oradaki uçağın savaş teknolojisini, yapımını ve özellikle bu konudaki yapılan bilgi birikiminden faydalanmak istemesi yeganedir, doğaldır. Çünkü 2023'te hangardan motoru çalıştırılarak yer testine tabi tutulması planlanan ve 2029'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı düşünülen TFX için bütün uçak kuruluşlarıyla ve savaş jeti yapan firmalarla görüşmekten doğal bir şey olamaz. Bu ziyareti anlamlı kılan özellikle bizim yakın komşumuzla yaptığımız Ukrayna ile motor anlaşmaları ve uçakla ilgili görüşmeleri yaptığımız bu dönemde bu ivmeyi komşularımızdan başlamamızdır. İşte Su-25'i almıyoruz. Zaten almamamız için birçok zaten silahımız var. Ama yeni yapacağımız uçak için 50 yıllık, 40 yıllık deneyimi olan firmalarla görüşmek gerçekten akıllıca ve olması gereken. Sizlere Su-25'i tanıtmaya çalıştım. Türkiye'nin de şu anda TFX ve neler yapması gerektiği konusundaki yeni yayınlarımızda devam edecek. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın. Lütfen.